Merhaba arkadaşlar. Daha önce size bir soru sormuştum. Demiştim ki 8 bölü 4 çarpı 2 işleminin sonucu kaçtır demiştim arkadaşlar. Sonra arkadaşlardan bazı cevaplar aldım. Doğru cevaplayan sebebiyle birlikte doğru cevaplayan birkaç tane arkadaş çıktı. Şimdi gelin çözelim. Arkadaşlar 8 bölü 4 çarpı 2 var burada değil mi? Şimdi eğer ki çarpma, bölme, toplama ve çıkarma olsaydı biliyorsunuz ki çarpma bölmenin toplama ve çıkarmaya göre bir işlem önceliği var. Evet. Ama çarpma ve bölme varsa ne olacak? İkisinin birbirine göre bir önceliği, üstünlüğü var mı? Buna bakacağız. Tabii ki yok. Çarpma ve bölmenin birbirine göre bir üstünlüğü yok. Peki o zaman ne yapacağız? Şudur arkadaşlar. İlk cevabı şöyle yaptık. Önce çarpmayı yaptık. 4 ile 2'yi çarptık. 8. 8 bölü 8 1 dedik. Sonra ikinci cevaptaysa önce bölmeyi yaptık. 8 bölü 4 2 dedik. Sonra 2 ile 2'yi çarptık. 4 dedik. Bunlardan hangisi doğru? Evet, işte geldik kritik cevaba. Arkadaşlar, tabii ki çarpma ve bölmede eğer ki parantezle bir öncelik belirtilmemişse her zaman sol baştan itibaren gelirsiniz. İlk işlem hangisi ise önce onu yaparsınız. Yani dolayısıyla önce bölme yapmalısınız, sonra çarpma yapmalısınız. Doğru cevap 2 numaralı cevap. Yani doğru cevap 4 çıkmalı. Bir diyenler maalesef yanıldılar arkadaşlar. Doğru cevap 2'dir. Bir yanlıştır. Unutmayın, çarpma ve bölme bir aradaysa sol baştan başlayarak ilk işlem hangisi ise önce onu yapın, sonra ikinci işlemi yapın. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki mantık sıralama mantığıdır. Yoksa çarpmanın bölmeye bir üstünlüğü yoktur. Çünkü zaten bölme demek kesirli sayılarla çarpma demektir. Tamam mı arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diğer soruları bekleyin. Diğerleri de gelecek.